İlkbahar, Sandro Botticelli. İtalyan Rönesansı'nın en meşhur örneklerinden birine bakıyoruz. Bu kalabalık ve detaylı tablonun ilkbaharın gelişini müjdelediği düşünülüyor. Ressam müjdeyi verirken antik çağ mitolojisinin belirli karakterlerinden yararlanmış. En sağda gördüğümüz solgun rengi ve gri tonlarda giysisiyle batı rüzgarını temsil eden tanrı Zephyros. Tüllü giysisi içinde şaşkınlıkla ona bakan sarı saçlı kadınsa Chloris. Hikayeye göre Zephyros, Chloris'i kaçırır, onunla evlenir ve onu Flora'ya dönüştürür. Botticelli, Chloris'in ağzından çıkan çiçeklerle tam da bu dönüşüm anını bize gösterir. Hemen solundaysa aynı figürü, çiçeklerden tacı ve bitki desenli elbisesini giymiş olarak Flora'ya dönüşmüş haliyle görürüz. Resmin merkezinde kızıl saçları ve kırmızı elbisesiyle aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçası Venüs yer alıyor. Venüs'ün arkasındaki ağaç ve yapraklara verilen simetrik eğim, figürü çerçeveleyerek izleyicinin dikkatini tanrıçaya yöneltiyor. Hemen üstünde ise Venüs ve Mars'ın oğlu olarak bilinen aşk tanrısı Cupid, gözleri bağlı, okunu atmak üzere yayını hazırlamış. Bakışlarımızı daha sola kaydırınca birbirine epey benzeyen üç kadın görüyoruz. Bu kadınlar mitolojide üç güzeller olarak biliniyor. Antik dönemde Zeus'un bu üç kızının neşe, zarafet ve güzelliği temsil ettiğine inanılıyordu. En solda ise sivri kanatlı başlığı, kırmızı elbisesi ve sandaletleriyle genç bir erkek duruyor. Bu genç erkek, Mayıs ayının tanrısı Merkür. Sağ elinde tuttuğu asasıyla bulutları dağıtıyor. Böylece resmin en sağında Zephyros'un üflediği batı rüzgarıyla başlayan baharın gelişi, Merkür'ün bulutları dağıtmasıyla tamamlanıyor. Resim dönemin meşhur Floransalı ailesi Medici'ler tarafından sipariş edilir. O dönem Mala Medica olarak bilinen ve adı Medici ismiyle aynı kökten gelen portakal, mitolojide Hesperidin bahçesinde yer alan, iyileştirici güce sahip bir meyveyle özdeşleştiriliyordu. Bazı kaynaklara göre resimdeki bu portakal bahçesi, ailenin armasında portakal olduğu düşünülen kızıl renkli toplara gönderme niteliğindedir. Tüm bu sembolizmin yanında bir diğer hayranlık uyandıran detaysa çiçekler. Yapılan incelemelerde Botticelli'nin en az 138 farklı bitkiyi resmettiği keşfedilmiş. Bunun içinse ressamın herbaryum adı verilen, bilimsel inceleme amaçlı toplanan bitki koleksiyonlarından yararlandığı düşünülüyor.